Cemile hemen içeriye gir, tamam mı? Sessiz sessiz otur. Vallahi yeni daldı. Sık sık ateşini kontrol et. Eğer bir terslik olursa da hemen beni çağır. Hadi kızım, hadi. Ben bunu gördüğüm gibi sanki. Sen gösterdin mi daha önce bana bunu? Görmüş olabilirsiniz Yusuf Bey. Bu seti siz almıştınız. Sonra kayınpederiniz Remzi Bey de getirip bana sattı. Ay ne inatçı çocuk. Ay o gözünden uyku akıyor ama direniyor. Sıpa. Cemile'ye söylemeli de eşyalarını rüzgarın yanına taşısın. Çocuğu yalnız bırakmamak lazım. E malum toprak gitti. Şimdi bütün her şeyi ona göre düzenlemek lazım yeniden. Anneciğim siz merak etmeyin. Biz evlendiğimiz zaman hepsini ayarlarız. Kimse de yerinden olmaz. Tabii ya. Aa bakar mısın kapkaranlık. Akşama etmişiz. Sen de bütün gün çok yoruldun kızım. Olur mu öyle şey anneciğim? Ben bir şey yapmadım ki, asıl siz perişan ettiniz kendinizi. Olsun kızım. Ben babaanneyim. Şimdi bir hap alırım, hiçbir şeyim kalmaz. Hadi. Hadi sen de kalk evine git. Annenler merak eder vallahi. Yok yok, merak etmez onlar. Benim burada olduğumu biliyorlar. Hem Yusuf yolda geliyor birazdan, onu beklerim ben. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım mı? Yok yok, ben istemiyorum. Sağ ol. O zaman oturun, size bir ağrı kesici getireyim ben. Ay bayılacağım. Ay bayılacağım vallahi bu kızdan. Ay. Bugün 50 defa aradım seni. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Höst. Sen kiminden konuştuğunu zannediyorsun kız? Benim sana edecek bir lafım yok artık. Çık git buradan. Öyle mi? Öyle. Haddini hududunu bilmeyenlerle benim işim olmaz. Daha dün boynuma şişleri dayadın. Saç saça baş başa kavga etmeye geldin. Sülük gibi yapıştın, düşmüyorsun yakamdan. O başka, bu başka. Sen farkında değilsin galiba ama Amiyet anne Rüzgar'ın kan grubunu öğrenmeye taktı. Yumurta ağza geldi yani, anlayacağım. Gelsin. Bana ne? O ne demek ya? Sen kafayı mı yedin? Yo. Çok şükür Allah'ıma. Çok iyiyim. Ama seni iyi görmüyorum bu aralar. Hani o yediğin naneler bir bir ortaya dökülecek ya, delireceksin sen. Bu nişan Yusuf'a da sana da yaramadı. İyisi mi? O sana tekmeyi basmadan sen edebinden çek git. Rahatlar kafan. Yok, sen hakikaten kafayı yemişsin. Ama şunu unutma. Gerçeği öğrendikleri anda benimle birlikte topun ağzına sen de gelirsin Sultan Hanım. Hatırlatırım. Kaybedecek bir şeyi olmayanın korkusu da olmaz Havva Hanım. Nasıl ya? Bayağı ya. Hani böyle dümenler ortaya çıkacak ya. O zaman Hamiyet beni kapının önüne koyacak. Hadi bu durumu örtbas edelim, kapatalım desek. Sen eve gelin gelince bana yol göstereceksin. Kısacası benim için her yol aynı. Gayran Allah seni gayırsın. Ortağım. Yani karları başına birlikte yağdırdık ama sen kendin erit diyorsun, öyle mi? Şimdi bir insan bir lokmayı yemeden bir düşünmeli, hani ben bunu sonra çıkarır mıyım? Çıkarırsam nasıl çıkarırım? Oldu teyze, oldu. Bu da oldu. Ama bu tavırların hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Umurumun 15'i değil. Buyurun Yusuf Bey. Sağ ol Adil. Siz sağ olun Yusuf Bey. İnşallah beğenir nişanlınız. Ne dersin Cücü? Bu akşam atılır mı yüzükler?
Vallahi eğer buna sebep olursak çok mutlu olurum ha. Adil, oğlum bu kız nişanlısının hediyesini niye satsın ki lan? Niye olacak oğlum? Aç gözlüklerinden. Hem seni söğüşlüyor hem hancıoğlunu söğüşlüyor. Bunlar var ya bunlar, adamı ayakta soyar Cüneyt. Vallahi beni de söğüşleyecekler diye korkuyorum. Yok yok. Babası tamam da Havva o kadar para göz değil. Hem Havva... Bu adama vurgun, ben bunu öyle belledim. De bu kız böyle bir şeyi niye yapsın, ne zoruna ya? Adil, sen Deli Remzi bu takıyı bozdurmaya tek başına geldi demiştin değil mi? Eve geçtin mi? Yok, konaktayım daha. Tamam, bekle, bir yere ayrılma. Ben geliyorum birazdan. Tamam canım. Cemile. Buyur Havva. Hamiyet Hanım içeride mi? Yok, seninle çıktıktan sonra gelmedi bir daha. Allah Allah. Odasına mı gitti acaba? Neyse. Bu arada dün akşamki ispiyonculuğunu unutmadım Cemile. Vallahi ben kötülüğüne söylemedim Havva. Rüzgar'a bir şey olursa diye çok korktum. Ondan dedim. İyi. Rüzgar'ın benim verdiğim yaş pastadan zehirlenmediğini anlayınca için rahatlamıştır. Ama iyi oluyor Cemile. Bu konakta kim dostum, kim düşmanım anlıyorum. Ellerimle koymasam şeytan aldı götürdü diyeceğim. Tam Havva'yı bitirecek. Yola girdim. Önüme görünmez bir kaya düşüyor. Zannedersin ki kız Allah'ın makbul bir kulu. İşte Havva Hanım'ın idam fermanı. Thank you.
Selim gel. Deli Remzi! Aç kapıyı! Lan açsana kapıyı! Milletin sesi değil mi bu? Kim bu alacaklı gibi? Geldim. Beyim, hoş gelmişsin. Rüzgar nerede abla? Odasında uyuyor. Ateşi falan da çıkmadı. Kim var yanında? Cemile. Havva nerede? Buralardaydı. Onu bul odama yolla. Tabii beyim, hemen. Sen burada mıydın? Telefonda sesim kötü geliyordu. Ben de yalnız konuşmak istersin diye burada bekledim. Yok, iyiyim. Eve gitmeden seni göreyim diye beklemiştim. Ben de o yüzden bekledim zaten. Seni görmek için. Güzelmiş. Gözlerine de yakışmış rengi. Öyle mi? Sağ ol. Dikkat ettim de benim sana aldığım kolyeyi hiç kullanmıyorsun. Hoşuma gitti demiştin. Hangisini? Su yolunu mu? Adını bilmiyorum. Fırlant olan. Ha. Seviyorum aşkım, sevmez olur muyum? Ama onun... Açma kafama yeri bozuldu. Annem düşürürsün takma dedi. Bana verseydin ya. Kuyumcuya gönderirdim yaparlardı. Neyse. Yarın bana hatırlat da alayım senden. Yaptırayım. Gerek yok aşkım. Annem vermiş tanıdı bir kuyumcuya. Bugün yarın gelir kolye dedi. Adile mi verdi acaba? Bilmem. Sormadım. Sen bunu tamirde sanıyorsun. Satıldığından haberin yok. Öyle mi? Bir şey sordum sana. Sustuğuna göre biliyordun değil mi? Bu kaçıncı yalan Havva? Önce toprağın gidişiyle ilgili yalan söyledin. Dün rüzgarın yedikleri hakkında. Şimdi bu mu? Bu mu yani? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Ben sana dürüst, sözü yüzünde diyorum. Sen oyuncunun teki misin? He? Bu dünyada nefret ettiğim şey yalan demedin mi? Daha bu sabah bana yalan söyleme, dürüst ol. Sorunumuz varsa çözeceğiz demedin mi? Demedin mi? Cevap versene. Dedim. Bana kaç kere yalan söyledin abla? Hepsini bilmek istiyorum şimdi. Eğer seninle evleneceksem, hayatımı seninle geçireceksem sana güvenmem lazım, güvenmem lazım. Sen bana yalan söylüyorsun, nasıl inanacağım ben sana? Sana başka yalan söylemedim diyemiyorsun. Havva, sana bir kere soracağım bak.
Bir kere soracağım. Daha önce bana ne yalan söylediysen söyleyeceksin, anlatacaksın. Belki konuşuruz, üstünü kapatırız bu konunun. Yok söylemezsen. Nasılsa bunlar benim önüme gelecek. İşte o zaman bu işin dönüşü olmaz. Evet nişanlandık. Evet. Birbirimizi tanıdık. Ama yapamayacağız der, yüzükleri çıkarırız, olur biter. Hadi iyi akşamlar. Ne var? Bana cevap ver abla. Başka yalan söyledin mi bana? Yok sana başka yalan söylemedim demiyorsun değil mi? Diyemiyorsun. Ne varsa onu da anlatmıyorsun. Kimsin sen abla? Kimsin? Benim içimdeki düzgün, dürüst, erdemli kadın mısın? Hı? Yoksa görmediğim bin bir yüz olan biri mi? Hangisin? Son yaşadıklarımıza bak. Ben emin değilim artık. Çünkü her yaptığınla şaşırttın beni. Neydi bunlar? Hı? Tesadüf müydü? Üst üste gelen kötü tesadüfler. Hı? Yoksa içinde başka biri mi var? Şimdi git abla. Bu dediklerimi bir düşün. Sonra geleceksen bana bir cevapla gel. Şimdi git. Sizden sonra Gülsüm Hanım'ın kayıtlarını inceledik. Tahmin ettiğimiz gibi kan grubu kayıtlarımızda var. Muhafaza beyim, bir şey mi oldu? Bunun tuhaf olan neresi anlamadım yani doktor bey ben. Size daha açık ifade edeyim Hamiyet Hanım.
Yusuf Bey ile Gülsüm Hanım'ın kan gruplarına bakınca... Rüzgar'ın bu kan grubunda olması... Evet. Bu tıbben mümkün değil Hamiyet Hanım. Nasıl yani? Rüzgar'ın Yusuf Bey ile Gülsüm Hanım'ın çocuğu olması mümkün değil. Olacak şey değil bu. Aman Tanrım. Maalesef durum bu. Zannımca Rüzgar Yusuf Bey'in oğlu değil. Yoksa sana gelen zarfa mı canın sıkıldı? Hiç tanımadığım bir adam getirdi onu. Yusuf Bey'e verilecek, önemli dedi. Ben de yatağın üstüne bırakıverdiydim. Ne diyorsun abla, ne zarfı? Ne bileyim ben ne zarfı? Senin özel eşyalarına bakmak adetim değildir biliyorsun. Ben zarf marf görmedim. Allah Allah. Ya daha yarım saat önce elimle şuraya koydum. Beyim. Senden önce bu odaya gelen oldu mu hiç? Yatağımın üstünde bir zarf var mıydı? Vardı. Sana verecektim ama tartışınca elimde kaldı. Ne varmış içinde? Okudun mu? Yusuf yapma. Daha fazla yaralama beni. Sana ait bir şey niye okuyayım ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.